burada drag yarışının sonrasında yanımda Bay X ile birlikte çok eğlenceli dolu dakikalar bizi bekliyor. Niye? Çünkü ben Bay X'i yakalamaya çalışırken onun arkasında her iki otomobilin de sürüş karakterisini çok daha yakından analiz etmeye çalışacağım. Ve de bunu gördüğünüz gibi yağmurlu bir havada yapıyoruz. Yani ıslak bir Intercity İstanbul Park bizi bekliyor. Evet Bay X, beni geçebilecek misin? Neyse çok cana yakın değil galiba. İstersen arabaları geçelim. Bunu yapıyor. Çok daha fazla güven veriyor bir kere Polo Cupra'ya göre burada. Şuradan çekiş kontrolü sadece kapatabiliyorsunuz. Ve o zaman ön tekerlerin biraz daha fazla boşa çıkmasına katkıda bulunabiliyorsunuz bu otomobille. Gerçekten pist kullanımı çok keyifli. GT'nin zaten pistte bu otomobile çok yabancı değiliz. Körfez pistine de bu otomobille turlamıştık. Yani bu otomobil Cupra'ya göre biraz daha medeni, biraz daha beyefendi hissettiriyor. Cupra GT'ye göre daha elaz, daha aşırı, daha enerjik ve de daha serseri hissettiriyor. Ama GTI'de kesinlikle ve kesinlikle sürüşüyle bize kadar dinamik. Ve Bay X, seni geçmek üzereyim. Evet, evet, bu arada seni geçtim. Evet, meşhur bu biraz, çok meşhur ve çok hızlı giriliyor buraya. 170 kadrona niye baktım ki, lanet olsun. Hızımız tam olarak 170 ve burada bizi çok sert bir frenaj bekliyor. Şu an kadrona baktım bile istemiyorum. Yaklaşık olarak 200 yaklaştık ve DSG 7 ileri DSG muazzam işler çıkartıyor. Ve bu şanzımanı direksiyonun arkasındaki kulaklıklarla da değiştirebiliyor olmanız gerçekten çok ama çok keyifli. Her iki otomobilde de neredeyse her şey aynı, görünümleri ve de teknikleri haricinde. Burada 1.4 litrelik turbo üniteden bahsediyoruz ki işte bu motor ülkemizde vergi avantajına sahip olmasından dolayı hem Cupra'da hem de GTI'de çok büyük avantaja sahip. Avantajlı olduğu nokta, öne çıktığı nokta ve de çok iddialı olduğu nokta sadece bu motor değil, 7 ileri oranlı DSG geçiş hızıyla kesinlikle ama kesinlikle muazzam. Yani ateşli bir hatchback kullanıcısı çoğu zaman manuel şanzımanında tercih edecektir ama burada bu açığı DSG gerçekten çok başarılı bir şekilde kapatabiliyor. Evet Bay X, seni bakalım geçebilecek mi? Çok fazla, kim bu ya? Fazla iyi gidiyor. Bir genç frenaj daha ve ben geldim. Biraz içeriye bakalım. Evet, evet, açalım biraz dışarıya ve evet, 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 öndeyim, yine öndeyim. Süper. Burası çok teknik viraj, çok ama çok gereksiz düzeyde teknik viraj. Çok farklı çizgiler kullanabiliyorsunuz. Şu anki kullandığım çizgi mükemmel değildi ama hafif böyle bir frenle arkaya getirmek istedi canım. Nedense 140'la gittiğim için bunu denemek istemiş olabilirim belki. Bay X neredesin acaba? Evet, frenlerimin yavaş yavaş ısınmaya başladığını hissediyorum. Bu otomobilin arkasını getirmek gerçekten çok ama çok zor. Yani sürüş stabilitesini bozmak. Zaten bozduğunuz zaman, yani arkayı hafif çaplı getirdiğiniz zaman ESP'nin çok şiddetli müdahaleleri sizi anında karşılıyor. XDS adını verdiği Volkswagen ve işte Seat'ın aynı zamanda elektronik bir diferansiyel kilidi var. Bu özellikle şu anda bakın çok çok net hissediyorsunuz bunu. Müdahaleleri anlık, çok anlık müdahaleler gerçekleşiyor. Ve aktarmanın çok iyi olduğu tekerlere milisaniyeler içerisinde aktarma, daha iddialı bir aktarma iletiliyor ve bu sayede çok daha etkin bir yol tutuş sağlanabiliyor.
Kopren'e geçtiğiniz zaman bilmeniz gereken en önemli detaylardan birisi burada sizi daha fazla performansa kışkırtan bir motor sesinin sizi beklediği, ama bu sesin bir kısmı yapay. Yani motorun bu sesin tamamı motordan gelmiyor. 1.4'lik turbo üniteden bahsediyoruz. Turbo diyoruz sürekli ama bu gücün tamamını turbo ile almıyor. Alt devirlerde daha çok süper şarj devreye giriyor. Süper şarjı ve de turbo beslemeli bir motor bu. Yukarılara taşıdığınızda devre işte size o atmosferik hissini daha fazla verebilmesi için turbo sizin için özel olarak bir çalışma gerçekleştiriyor. Burada kesinlikle GTR'den sonra Cupra'da biraz daha dinamik bir karakter sizi bekliyor. Yani dinamiklikten kastım şu, sizi biraz daha kışkırtan, daha böyle yaramaz, haşarı bir karakter bekliyor sizi, bekliyor. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum, yolda olup biteni GTR Cupra'ya göre biraz daha net hissettim. Ama Cupra'da kesinlikle ve kesinlikle GTR'in çok arkasında değil. GTI dediğim gibi biraz daha güven veren, biraz daha olgun, biraz daha ağır başlı. O otomobille daha fazla yaramazlık yapmak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle pist dışında hafif çaplı da olsa ziyaret etmiyor değilsiniz bu otomobille. Burada hani gösterge grubu olsun, direksiyon konumlandırılması, yerleşim olsun, biraz daha yarışçı bir ruh var bu otomobilde. Daha dinamik, daha serseri bir ruh var ama sürüş hisleri iki otomobilde birbirine çok yakın, çok benzer. Vay X, GTI'de bakıyorum da daha iddialısın. Ses sonucundan kaynaklı mı? DSG tam 7000 devir çevirmeme izin veriyor. Virajı çok enteresan bir viraj. İstanbul Park'ta bildiğiniz gibi sürekli yükseklerden, tepelerden oluşan bir tepe çıkıyorsunuz, bir tepe iniyorsunuz. İşte birçok virajın sonunu görmediğiniz durumlar olabiliyor. Sonunu görmeden tam da gaz girmeniz gerekiyor. Gereken durumlar olabiliyor. Egzozdan duydum o patladı mı? Evet, çizgisini bozmak aynen GTI'de olduğu gibi Cupra'da da gerçekten çok zor. Daha çok otomobilin önden kaymasına izin verip gaz ile virajlarda açmayı seviyorsunuz ve istiyorsunuz. Ama her ikisinde de çok kontrollü olmayı sevmeyenler için kötü bir haber var. Hatta birçok ateşli seçmek kullanıcısının hoşuna gitmeyen sorun var ki o da şu, ikisinde de ESP'yi tamamıyla devre dışı maalesef bırakamıyorsunuz. Burada sizin imdadınıza çekiş kontrol yetişiyor ve çekiş kontrolü devre dışı bıraktığınız zaman ön tarafın özellikle biraz daha fazla kaymasına her iki otomobilde müsaade ediyor. Hatta görüşürüz. Evet, köpleri fazla taşıdım. Ama kesinlikle GTI'de biraz daha fazla eğlendiğimi belirtmeliyim. Ve sıra geldi her iki otomobilde tur zamanlarını görmeye.